Balıkesir'de üreticiler dertli. Hayvancılıkta da aynı sorunlar var ancak tarım üreticileri fazla dertli. Gazetemize gelen birçok resim var. Biber üreticisi olsun, sarımsak üreticisi. Balıkesir'de birçok konuda bamya üreticisi. Ürettikleri ürünün karşılığını alamıyorlar. Ayçiçek üreticisi olsun, buğday olsun, arpa olsun. Ürettikleri ürünün karşılığını alamıyorlar. Bu gerçekten tarımsal anlamda çok kötü bir sona doğru bizi götürüyor. Balıkesir tarım denilince akla gelen ilk şehirlerin başında geliyor. Ancak son zamanlarda tarımdan o kadar çok kaçış var ki çünkü elde edemiyorlar. Ellerimizde gördüğümüz bir telefon bile malum söylemek istemiyorum şimdi. O marka telefon bile 15 milyarlara satılırken 1 ton buğday o fiyatlara ermiyor. Tabii ki bu arz talep dengesinde ancak dışarıdan ithalat çok fazla olmaya başladı. İhracat yeterli derecede yok. Tarımsal politikalarda zayıflama var. Balıkesir'deki sorunun ülke genelinde de olduğunu düşünüyorum. Son gelen resim bize buraya önlem almamız gerektiğini söylüyor. Nedir bu? Biber üreticisi, salçalık biber üreten üretici para etmediği için ürünlerini hayvanların önüne dökerek yem olarak yapıyor. Ve bu 0,45, 45 kuruş yani. 45 kuruşa satılan bir ürünün çiftçiye gelir getirmesi mümkün değil. Bunun gübresi, mazotu, masrafı ve bir sene boyunca biber üreticisi o parayı yiyecek. Yani bir anlamda ranta kurban edilen paraları biliyoruz. Yolsuzluğa verilen paraları biliyoruz. Ve bu paralar da gözümüzün önüne geldiği zaman çiftçilerin çektiği durum bizleri üzüyor. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Aktüel TV yorumda. Bugün biber üreticisi, yarın domates üreticisi, süt, peynir, zeytin ve bu uzayıp giden bir liste haline geliyor. Lütfen çiftçiye ve üreticiye destek olmaya devam edelim. Tarımsal politikaları iyileştirelim. Yoksa üretecek çiftçi bulamayacak ve yiyecek ürün bulamayacağız. Lütfen buna dikkat edelim.